Transfer Market'ten herkese merhaba. TV Bu Spor ekranlarına hoş geldiniz. Malum transfer sezonu açıldı ve futbol severlerin de aslında merakla beklediği haberler var ve birçok futbol sever de geride bıraktığımız sezonda şikayetçi olduğu takımlarının yeni sezonda daha iyi kadrolarla mücadele etmesini istiyor sahada ve biz de Ali Ece ile beraber transfer gündemini değerlendireceğiz. Ali merhaba. Fenerbahçe hızlı bir giriş yaptı. Mehmet Ekici ardından var bir yana transferi ve Aykut Kocaman açıklanmadı. Ama çok enteresan, Valbuena yaptığı açıklamada Fenerbahçe'ye gelmeden önce teknik direktör Aykut Kocaman'la fikir alışverişinde bulundum dedi. Böyle bir muallak da var. Ona birazdan değiniriz. Bunda bir sakınca ben görmüyorum. Hani henüz açıklanmadığı için söylüyorum. Yani hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe'nin yeni sezondaki teknik direktörü Aykut Kocaman. Tabii, kaç ama hani bir imza töreni düzenlenmedi ya da resmi bir açıklama yapılmadığı için acaba mı soruları var? Valbuena'nın bu açıklaması biraz daha o soruları giderdi sanki. Bir kere şöyle girelim. Aykut Kocaman'ın Türkiye'de başlattığı çok güzel bir tartışma vardır. Türkiye'de teknik direktör takımı olur mu olmaz mı? Teknik direktör takımları olmazsa teknik direktörlük gelişmez, takımlar gelişmez, oyuncular gelişmez. Bu iş sadece yöneticilere bırakılmayacak kadar büyük bir iş. Özellikle transfer. Yani Türk futbolunun genelde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, herkesin niye toplam bu kadar borcu var? Yönetemeyiciler yönettiği için yıllarca canım yani. Bu hakikaten transfer aynı o büyük şirketlerine bir böyle çay alırken bile 50 kere düşünürler. Hani o kaç tane 10 kuruş 20 kuruş fark vardır. Futbolcuya da öyle yapmak gerekiyor. Aykut Hoca'nın da yıllardır istikrarlı bir şekilde oynatmaya çalıştığı bir oyun tarzı var. Ona uygun futbolcular var. Yani işte teknik direktör takımı kurmak istiyor. Valbuena zaten çok uygun bir isim. Baktığımız zaman Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki başarılarına genelde Fransa Lig 1'den gelen oyuncuların da önemli etkisi var. Ben Musa Sow'un da kalması gerektiğini düşünerek başlıyorum bu tartışmaya. Ama sen dersen ki Valbuena ne yapar? Bir kere sol önde oynatır Aykut Hoca ama işte 10 numarada oynayan bir oyuncu. Orsan sağında da oynayabilen bir oyuncu ya da forvetin sağında. Orta sahada ön liberoç her yerde oynayabilen bir oyuncu. Boyuyla ilgili espriler gereksiz. Yani tabii isteyen kendi kendine yapıp gülebilir de ben hiç gülmüyorum. Çünkü adamın Valbuena'nın en büyük avantajı o kağıt üzerinde dezavantajı gözüken boyu. Futbola Bordeaux'da başlıyor. Yani o zaman Bordeaux, Marsilya, Paris öyle Lyon falan yok ki daha piyasada yani. Valbuena'nın başladığı yıllarda. Yani Valbuena futbolcu olmaya karar veriyor. Sonra enteresan şekilde Lyon mesela üst üste şampiyonluk serisi var. Ve orada bir ezber bozuluyor. Hani illa fizik gücü yüksek oyuncu falan filan değil. Valbuena Bordeaux'dan amatöre kadar gidip başlıyor. Bordeaux A takım için yetersiz bulunuyor. O esprileri o zaman yaptı o hocaları. Bordeaux'da onu seçmeyenler. Kimsenin gülmediği fıkralar gibi oldu. Yani sonu çünkü adam acayip kariyer yaptı ve mesela o topu aldığı zaman çok hızlı böyle ayak değiştirmesi. Fransa Lig 1 dediğimiz lig en fazla böyle kapalı alanda oynanan. İşte ben hep o yüzden söylediğim şey, Aykut Kocaman hoca yurt dışına gitmeli ve Fransa Ligi'nde çalışmalı derken ben tam tersi onun oyun görgüsü, taktik kültürünün gelişkinliği. Ya ne var Fransa Ligi'ni beğenmemek kimin adına ya? Avrupa'nın 5 büyük liginden bir tanesinde Türkiye var mı? Yok. Fransa var mı? Var. Kralı var. Harika oyuncular çıkartıp büyük karlar elde ederek satıyorlar mı? Satıyorlar. Bizim ülkeden farklı olarak Dünya Kupası'na gitmekle kalmıyorlar. Kazanıyorlar da. Finale falan çıkıyorlar. Yani en kötü hocalarıyla bile finale çıktılar Raymond Domenech. Biz en iyi, en kariyerli hocalarla da hala gidemiyoruz. Yani neyin yani Fransa Ligi'ni küçük görmek? Valbuena'yı küçük görmeye çalışmak. Ne yapıyorsun abi? Abi benim boyum bayağı uzun Valbuena'ya göre. Öyle küçük görmeye çalışan. Benim 10 katım iyi futbolcu kafada. Benim 100 katım iyi falan. Benim futbol topuyla zar zor yaptığım her hareketi Valbuena yıllardır elma ile portakal da yapıyor. Benim yıllarca işte özel hayranlık duyduğum bir oyuncuydu. Bu işte boyu kağıt üzerinde dezavantaj gözüken boyu öyle bir avantaja çevirdi ki özellikle o Fransa liginde o kadar dar alanlarda bir şekilde hep o ayağındaki topla çıkabilmesi, o topu kaptırmaması, çizgide oynatıldığı zaman işte ezbere sürekli sıfıra inip uzun boylu santraforun kafasını orta yapmaya kasmaması. Hücum repertuarı çok geniş sevgili Erkut. Yani şutu var, asisti var, birebir de etkili. Var, bak. Son vuruşu var ceza sahası içinde. Tek tek gidelim. Şimdi işte Önder Hoca'nın kulaklarını çınlatalım. Hızlı düşünüyor mu? Düşünüyor. Bayağı hızlı düşünen bir oyuncu. İşte hızlı uyguluyor mu? Çok hızlı uyguluyor. Ya mesela şu örneği vereyim genel toplamda. Son 5-6 yılda en iyi oynadığı maçlardan bir yapalım. Valbuena en iyi 10 maç. 3 tane Türk takımına karşı. 2 Beşiktaş maçı Lyon formasıyla.
bir Marsilya formasıyla Fenerbahçe'ye karşı. Mükemmel oynadı o gün. Demek ki Türkiye'nin en iyi, en çok şampiyon olan takımlarına karşı onlarla oynarken fark yaratabilecek özel yetenekleri var. Yani Türkiye Ligi'nin ortalamasının çok üstünde bireysel yetenekleri var. Üçüncü alanda yaptıkları kadar, ikinci alanda top taşımaları, hücumdan orta saha, yani Aykut Hoca'nın o geçiş oyunu dediğimiz, yani kimileri ona işte sıkıcı oyun diyor, kimileri işte Aykut Hoca defansif oynatıyor diyor. Ya isteyen istediği tabiri kullanır. Ben kullanmıyorum ama bu tabirleri, çünkü sonuç almak için oynanan bir oyun. Yalnız onu sordular mesela Aykut Kocaman'a. Kızdı, alınmış ona. Şöyle söyledi, rakamları iletti. Dedi ki benim Fenerbahçe'nin başında olduğu müddetçe alınan puanlar ve atılan gol sayısı açısından bunun böyle olmadığını dile getiriyor. Son dönemlerin en iyi Fenerbahçe'si ortaya çıkıyor mesela. Ya Ersun Yanal dönemindeki futbola göre Aykut Hoca'nın futbolu bazen çok etkileyici gelmeyebilir. Zevk meselesi. Ben bir şey demiyorum. Ama ben mesela Aykut Kocaman'ın ama Avrupa Vitor Ligi'de Pereira dönemiyle karşılaştır. Çıktığı... Vitor Pereira futboluyla karşılaştır. Advokat'ın o ettiği oyunla Aykut Hoca'nınkini karşılaştır. Çok farklı var canım. Özellikle Aykut yarı final gayet yani zevk veren bir oyun yani. Bu UEFA'da yarı finale çıkartan bir oyun. O kadroyla hem de. Evet. Yani o kadroyla olduğunu unutmayalım. Peki Aykut Hoca'nın Valbuena ile ilgili bir yorumu var. Mesela hani sen de çok iyi tanıyorsun. Ben de bu mesleği Fransa Ligi'ni anlatarak başladım ki mesleğimin ilk yıllarında da kucağımıza düşmüştü yani Valbuena Marsilya maçlarını anlatırken. Ne kadar iyi oynuyordu değil mi? Marsilya'nın son tabii yıllarda kazandığı bütün müthiş kupalarda en çok fark yaratan oyuncudan bir tanesi. Müthişti. Bir lig kupası finali vardır. Fransa lig kupası çok önemlidir. Çok değerlidir. Bu sene Monaco finalde asıl 11'i oynatmadı diye bir ceza aldılar. O kadar önemli yani bir organizasyon. Yani o Şampiyonlar Ligi sürecine denk geldi. O. Ya ligde şampiyonluk mücadelesi var. Bir de hep Paris'le oynuyorlar. Hani o da var. Tamam ben bir şey demiyorum da hani değerlidir. Öyle uyduruk kıtırık bir şey değildir ha orada. Şunu söylemek istiyorum Valbuena ile ilgili. Hocanın yorumu şu. Valbuena'da kaytı görüyorum diyor. Yani kaytı profesyonelliği ve liderlik havası. Ya, maçı bırakmaması. Ben mesela katılmıyorum. Liderlik şöyle, evet ama. Marsilya'da liderlik yaptı mı Valbuena? Yaptı yaptı. Ben o kadar... Bu takım ya özellikle Niang ayrıldıktan sonra Niang takım kaptanıydı. İşte Fenerbahçe'ye gelmiştim onu Niang. Onun o sezondan itibaren bayağı ben en azından oyunun ona işte hücumun lideri oldu en azından. En azından bir parçanın. Peki Lyon gibi genç bir takımın lideri olabildi mi? Yani olamadı kaptan çünkü neden seviyesinde. Lyon'un iç bünyesinde yaşananlar sayesinde de bugün Valbuena Fenerbahçe'ye geldi. Onu anlatayım kısaca. Benzema ile Valbuena arasında yaşanan polemiği herkes evet biliyor. Benzema'nın milli takımdan ceza almasına, milli takım kadrosuna alınmamasına neden olan. Benzema doğma büyüme Lyonlu ve Lyon'da böyle bir şey, imparator gibi. Yani Lyon belediye başkanı, Lyon başkanı, sonra Benzema şehirde. Öyle. Yani özellikle Lyon'daki göçmen, Kuzey Afrika göçmeni tayfa, ki bunların çoğunun çocukları Lyon takımında oynuyor. Ya da Saint-Étienne'de oynuyorlar. İşte bunların üzerinde Benzema'nın çok büyük bir etkisi var. Ya işte uluslararası ilişkilerden örnek vereyim sana. Yani Amerika, Real Madrid, Real Madrid'in santraforu maalesef o etrafındaki işte Meksikalar falan filan. Meksikalı bir iş aydın der ki ah güzel Meksika ne şanslısın. Tanrı'ya ne kadar yakın hissetsen de Amerika'ya da o kadar yakınsın maalesef falan. Yani böyle bir şey. Yani etkiden bahsediyorum. Mesela Benzema'nın etkisindeki oyuncular Valbuena'yı dışladılar. Yani kimler onlar? İşte Nabil Fekir, Raşit Gezal. O senin bahsettiğin kökendeki oyuncular, aklıma gelenler onlar. Benzema ekibi. Ayrıca Lyon'da yıllardır malzemeci kulüp çalışanları, onlar da aynı. Onlar da Benzema, onların has evladı. Yani has evlatlarına yapılmış hareket olarak algıladılar ve Valbuena'yı dışladılar. Bu bir gerçek. Yani Valbuena'nın ısrarla ayrılmak istemesinin, Lyon'un ısrarla satmak istemesinin bir tanesi bu. Yoksa 32 yaşına geldi bitti. Yo, geçen sene 32 yaşındaydı. UEFA Ligi'nde Lacazette'den sonra en iyi oyuncusuydu bir kere kafadan. Bence 2 Beşiktaş maçında da Olympique Lyon'un harika en iyisiydi. Yani herkes tabii canım. Lacazette'i ön plana çıkarmışken bence Valbuena Lyon'un tur atlamasında çok büyük pay sahibi. Performansı yani Lyon sapır sapır dökülürken, Lyon sezonun en kötü maçını oynarken sadece ve sadece Valbuena isyan etti. Aykut Hoca'nın altını çizmek istediği nokta bu. Yoksa Dirk Kuyt fizik kapasite açısından bitmek tükenmek bilmeyen bir pil gibi olması açısından. Yoksa topla ilişkisinden, top tekniği falan çok üstün bir oyuncu değil. Ama buna rağmen bunca yıl bu tip takımlarda oynamasını sağlayan, ona şampiyon karakterini veren Dirk Kuyt'a fizik gücü her şeyden önce. Ha, bazı şeyleri iyi yapıyor. Top tekniği sadece çalım atma bilmem ne falan değil. Mesela ben o Kuyt'ın şeyden hastaydım. O karambolde niye o top senin ayağına geldi?
Ben oynarken niye hiçbir ayağıma gelmiyordu aynı Uğur fosta? Boral'ın güzel bir yorum var onun için. Ne? Golü önü çekiyor. Düşer diyor yani. Tabii. Bazı oyuncuların nerede duracağını çok diyor. İyi biliyor. Zamanlaması çok iyi. O yüzden o sade vuruşlarla bir sürü gol atabiliyor. Manchester United karşısında hat-trick yapan çok az oyuncu var abi derbilerde. Liverpool Manchester United derbilerinde yani. Suarez'in şutlarını tamamla, tiple, reboundunu al, gol. Ama onu almayı başarıyor işte. O zaman milyarlık stoperlerin önünden onu alıyor. Şimdi Valbuena'da başka bir şey var. Valbuena'nın uzun süre oynamasını sağlayan top tekniği. Şimdi onu gelelim. Hakikaten yani hücum repertuarı geniş. Aykut Hoca gibi teknik direktörler ki Slaven Bilic'le böyle. İleri üçlünün 4-3-3 ya da 4-2-3-1 oynarken iki tane hücum kanadından birindeki oyuncunun yarı yarıya oyun kurucu karakterde de olmasını ister. Mesela Beşiktaş Sosa'yı alırken Slaven Bilic'in bir ay önce işte bir oyuncu almamız gerekiyor. Kenarda da oynayabilen oyun kurucu ya da kenarda oynarken de oyun kuruculuk yapabilen bir oyuncu. Sosa Atletico Madrid'de kenar oyuncusuydu gerçekten. Beşiktaş'ta o oyun kuruculuğu o kadar üstün bir fark yarattı ki direkt onu orta sahası oyun kurucu yaptı. Mesela Aykut hatırlıyorum Hoca, bir Fenerbahçe maçında onu denemişti Sosa'yı sanki. Birçok maçta. Sağ açık, sol açık oynadı. Bizim var ya işte, Hasan Şaş'la polemiğimiz var ya çok efsane. Hasan diyor ki hayır efendim bilmiyorlar bu işi. Sağda oynatan Sosa'yı bu işi bilmiyor. Diyorum ki oğlum diyorum Bayern Münih'te de oynuyordu sağda. Napoli. Onlar da bilmiyordu işte. Klasik Hasan Şaş sinirlenmesi var ya. Hani haklıyken haksız duruma düşüyor yani. Diyor ki Türkiye'de de o haklı Hasan'ın söylediğinde. Beşiktaş'ta 10 numarada oynuyor abi işte. Gerek yok macera aramaya diyor. Eyvallah. Ben de diyorum ki ama daha önce oynamışlığı var abi işte. Onun gibi. Şimdi Valbuena'nın da 10 numara oynamışlığı var mı? Var. Oynar mı? Kralını oynar. Ama Mehmet Ekici alındı. Siz bir 11 yaptınız. Ben de Mehmet Ekici alınmadan önce de diyordum ki Aykut Hoca Valbuena'yı sol önde oynatır. Çünkü Aykut Hoca istiyor. Öndeki üçlüsünden bir tanesi mutlaka oyun kurucu tipi olsun. Evet, ne diyorsun şimdi şu anda kesinleşen transferleriyle beraber Fenerbahçe'nin 11'i böyle görünüyor. İstersen yukarıda da gösterebilirsin sevgili Ali. Rica edelim, arkadaki fonda da var. Kalkıp istersen Fenerbahçe'nin daha başka nerelere ihtiyacı olduğu noktasında o konuyu konuşabilirsin. Mikrofonun sende, bağlı değil sandalyeye, devam edebilirsin. Şimdi öncelikle işte ismi geçenlere bakalım. Volkan'ın yanı sıra Kamen'in adı geçiyor. Kamerunlu, usta kaleci, tecrübeli kaleci. Ya şimdi Fabiano iyi bir yedekti. Şöyle hem tecrübeliydi hem de birçok kulvarda maç yapıyor Fenerbahçe. İşte hem özellikle işte Aykut Hoca'nın yeniden gelmesiyle takımın hocası olmasıyla işte UEFA'da bir kere kafadan daha iddialı, daha iyi bir takım istiyor Fenerbahçe taraftarı yani. Bu arada Volkan Kadıköy'de, da imzalamıştı, onu da söyleyelim. Istiyor. Volkan daha imzalamadı. Evet ama hani Volkan'ı koydum bir. İki bu Kamen'in adı geçiyor. İsmail Şener. Şimdi Hasan Ali sanırım imzalamadı daha. Hasan Ali imzalamadığı için biz İsmail'i koyduk evet. Şu anda. O yüzden ben yine de mümkünse İsmail ve Şener'den bir üst kalite bek gerektiğini Fenerbahçe'ye düşünenler. Klişin'in adı geçiyor, uygun mudur? Galiba Klişi çok uygundur. Değil midir sence? Tabii yani tam da hocanın istediği gibi ya, yani Fransız. Adriano'nun yarattığına benzer etki. Adriano'nun Beşiktaş'ta hayatına benzer etki. Fenerbahçe'ye yazacaktır. Neden? Gael Clichy'de de şöyle bir topa basıp arkada oyun organizasyonu, savunmadan orta sahaya mantıklı geçiş diyelim ona. İki ayak bir krampona girmeden rahat ama yani yavaş da değil. Normal tempoda başlaması gerektiği gibi oyunu başlatabilen beklerden. Onu söyleyeyim. Ya ayrıca Manchester City'de hani bak şimdi şunlar ezber. Hani Valbuena'nın yaşı ileride mi? Evet. Yani evet 20 yaşında değil doğru. Ama sen 20 yaşında bilmiyordun ki abi bu oyuncuyu. Sen bu oyuncu böyle biliyorsun. Ama 32 yaşındaki oyuncu yaşlı değilse 33 yaşındaki de değildir. Arada bir ay falan var 32'den 33'e geçerken. Yani doğuyor. Mesela Temmuz doğumlu, Ağustos bir ay var arada. Şimdi onu bir kere söyleyeyim. Yalnız şu sağ önde Volkan Şen'i yazmışsınız. Volkan Şen kadroda bulunur. Bence Aykut Kocaman yönetiminde daha iyi oynar. Yani peki şöyle, Vitor Pereira dönemindekine göre ya da Advokat dönemindekine göre daha iyi oynaması gerekiyor ki zaten kalsın Fenerbahçe'de. Bu arada orada ismi geçen ismin Nabil Dirar olduğunu da söyleyelim. Nabil yani. Dirar'ı sağ ön için mi, sağ bek için mi? Şimdi Nabil Dirar aslında sağ ön oyuncusu. Kesinlikle sağ ön oyuncusu. Mendy'nin yokluğunda evet. Hatırlayacaksın değil mi? Monaco'da sağ bekte oynamak durumunda. Mendy sol bek, Sidibe'nin yokluğunda bir ara denediler. O kadar. Sidibe'nin yokluğunda sağ ya sezona Fenerbahçe sağ maçına sağ ön oyuncusu olarak evet. Başladı. Hatırlasana Dirar ve neydi diğerinin adı? Lemar.
Ben diyordum işte böyle emlakçı takımı, bir tanesi çok iyi öbürü o kadar iyi değil diye. Kura filmindeki çok genç, umarım o ultimar gibi yani. Ha? Öyle de bir espri yapmıştık, hatırlıyor musun? Evet. Kura filminden çok. Keşke bir hatırlatmasaydım bu espriyi. Emre Gölüşen misin abi? Peki oraya da Dirar'ı da düşünelim. Hani Volkan tamam. Şen'in yerine. Dirar gayet iyi oyuncu. Gayet iyi oyuncu. Gayet iyi oyuncu. Oyuncudan bahsediyoruz. Yalnız ben Jermaine Lens tipi bir sağ açık olması gerektiğini düşünüyorum. Patlayıcı. Çok patlayıcı. Orada da peki farklı dedikodular var. Aykut Hoca'nın Lens konusunda sistemine uymayacağı yönünde bir rapor verdiği yönünde. Aykut Hoca tek direktör takımı diyor. O seçecektir. Eyvallah, bir şey demiyorum. O yüzden Dirar'ı istiyor. Bir de ya bir şey söyleyeceğim. Van Persie'yi gördüm de Musa Sow yani işte Körfez'deki takımı vermiyor diye herhalde. Evet. Şu anda biz Fenerbahçe'de elinde olanlardan bir 11 yaptı. Şimdi Aykut Kocaman Hoca yönetiminde Musa Sow'un ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Santrafor olarak da Sow'un olarak da. Ya bak şimdi hepsi soru işareti. Sow'un bonservis meselesi varmış. Fernandão'nun, Şenol Güneş yönetimindeki Fernandão'nun 5'te 1'i kadar oynayamadı Fenerbahçe'de. Yani sakatlıkların da etkisi var, eyvallah, ona bir şey demiyorum. Ya bence fena değil abi, yani zaten gol kırılmış. Ama Fenerbahçe'nin ideal santrafor olmak için ne kadar iyi tartışılır. Valbuena gibi oyuncu varken şimdi Fernandão'ya bol bol orta yapacaksın değil mi sağdan soldan. İsmail yapar mı? Yapar sol bekten. Ya da işte Gael Clichy oynarsa yapar. Evet. Ama abi Valbuena içeri kat ederek oynayan bir oyuncu. İşte Eren Derdiyok'un Galatasaray'da yaşadığı sıkıntıyı benzerini Fenerbahçe'de Fernandão yaşadı. Yaşayamaya da devam edebilir. Fernando sadece böyle kafa golü atmıyor. Başka özellikleri de var. Bazen yerden falan gayet iyi. Mesela herkes şöyle yapıyor. Kubeke süper falan. Ya Fernando Kubeke arasında çok az fark var. Form grafiği farkı var, o kadar. Onlar o boyda olmalarına rağmen yerden de işler yapabilen oyuncular oldukları için. Mesela diğer o işte uzun boylu kazma santraforlar gibi olmadılar. Yani kendi kastediyorum. Abi adam dönebiliyor, vurabiliyor, açabiliyor falan filan bilmem ne. Yani yapabiliyor adam bir şeyler. Ama Fenerbahçe'de hayal ettiği Van Persie'nin Arsenal'deki hali, Manchester United'daki hali. Fenerbahçeli'nin hayal ettiği o. Kadıköy'deki arkadaşın, abinin, kardeşin, ablanın hayali o. Peki şöyle faktör olabilir mi Ali? Ama sadece bir Aykut Kocaman'ın ve onun teknik yetinin gelmesiyle Van Persie o. Van Persie fabrika ayarlarına dönebilir mi? Bu soru işaretinin cevabı %50 ben bilmiyorum kesinlikle. Ben de sana şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Bir hatırlatma yapmak istiyorum daha doğrusu. 2018 Dünya Kupası'nı düşünerek bunu Snyder'de görmüştük. İyi bir sezon geçirmişti. Ben Van Persie'nin de sanki Dünya Kupası'nı düşünerek Fenerbahçe'de iyi bir sezon geçirebileceği umudundayım. Bilmiyorum, katılır mısın? Tabii ki, o çok önemli bir iş motivasyonu. Orada oynamak isteyecek. Bak çünkü geçen günkü yine patlamamda olduğu gibi abi, bir futbolcu Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etmeyi düşünmüyorsa lütfen o futbolcuyla ilgili iyi şeyler söylemeyin ya artık. Söylemeyin, gitsin ya. Abi Cantona'nın kitabını oku. Diyor ki en acı ne vardı? Premier Lig'de yaptık yaptık da abi milli takıma hiç bir daha bizi almadılar diyor. Ginola hala da Ginola ile Hulya'nın biliyorsun kavgası var. Hulya'nın hatası. Bence teknik direktörün hatası her şeyden önce o maç. O. Ama yani abi kaç kere oynadı milli takım? Adam üzülüyor. Koskoca Ginola, Cantona üzülüyor. Bizimkiler sallamıyor abi. Yani. Ne yapıyorsunuz ya? Van Persie için evet, yani işte olumlu bir motivasyon. Sever o. Abi çok sever. Yani milli takım falan filan. Onlar o çok değerlidir. Dirk Kuyt'u çağırsalar gider yine. Bak biri sakatlansın, Kuyt hocayı arayıp ben geleyim mi falan, hani emekli oldu değil mi artık? Tabii. Ya zirvede bıraktı Feyenoord'u. Şampiyon yaptı son maç. Bütün sınır sitesi üzerinden attı. 21. yüzyıldaki ilk şampiyonluğunu o getirdi. 20. yüzyıldaki son şampiyonluğunda da vardı. Böyle bir oyuncudan bahsediyoruz. İster nasıl Dünya Kupası'nda 3-5-2 oynattı Luis Van Gaal 2014 yazında. Dirk Kuyt'u dedi ki ya ne yapalım, soldaki adam sakatsa sakat, Kuyt'u oynatırız orada dedi. Adam onu da oynadı yani, sol bekin bir önünde oynadı. Sol açık değil. Yani Van Persie en azından oyuna sonradan girip hala Hollanda milli takımına katkı yapabilecek bir oyuncu. Ya o zaman Fenerbahçe'de de zaman zaman bu sezon içinde şöyle uzun süre sakınan falan, bak ben bir daha söyleyeyim. Vitor Pereira'nın oynattığı oyunda paslanırsın. Kim olsan paslanırsın. Benim için kriter değil. O yüzden o adamı çalıştırdım. Peki hızlı hızlı gidelim. Fenerbahçe'nin sence stopere bir ihtiyacı var mı? Hayır. Ne var mı gerek artık? Simon Kjær, Şikörtel. Roman Neustadter var. Tamam, şu Neustadter de orada oldu. Neustadter bence... Gerekirse Topal da oynayabiliyor. Bir kere Neustadter ön libero olarak zaten gayet iyi bir oyuncu. Gayet iyi bir alternatif. İşte Josef, Mehmet Topal. Üçüncü eleman orada. Peki sağ bekte alternatif, hani Dirar'ı eğer transfer ederse Fenerbahçe, Şener'in herhangi bir probleminde orayı Dirar'la mı
Aykut Hoca'nın altyapıdan en az altyapıdan en az 2-3 oyuncuya sezon başına itibaren şans vereceğini, en azından ilk 18 kişilik kadroda bunlardan birinin böyle sabık savaş olacağını düşünüyorum. Bekliyorum en azından. Bu haber falan almadım. Aykut Hoca ile konuşmadım. Fenerbahçe Kulübü'nden kimseye konuşmadım. Savaş'ta da konuşmadım. Hiçbirinin telefonu yok zaten. Aykut Hoca'nın var bir tek. Aramayalı 10 bin iyi oldu. Kesin değişmiştir. Savaş'ı bekliyorum orada. Sezon başında o neydi çocuğun adı ya? Zaman zaman böyle Türkiye Kupası maçlarını oynayan, orta sahanın ortasında ofansif oynayan çocuğu bekliyorum. Ramazan ve Uygar vardı galiba. Uygar var. Bir de yok. Bir tane Uygar daha gençleri Ramazan. Var onların. Onu bekliyorum. Dur bir düşüneyim adını. Ramazancı bir şey can, bir şey can var. Onu bekliyorum. O çocukları da bekliyorum ama elbet bir iki önce mesela sağ bekte Şener'in yedeğinin böyle savaş olmasına bir sakınca yok. Van der Field gibi yanlış yatırım yapacağına dene ya. Şimdi mesela Salih de yoksaydık çok Aykut Hoca da değişebilir iş. Değişmez mi? Olabilir. Değişebilir. Yani Aykut Hoca kafadan bu iş transfer dışında kadro içinden tırnak içinde iç transfer yapacaktır. Bu arada Salih'i en iyi değerlendiren hocanın da Aykut Hoca olduğunu söyleyelim. Yani Aykut kocaman zamanında Salih Uçan. Tabii canım, en verimli sezonunu yaşamış. Best of Salih yaparsan şu ana kadar. Aykut kocaman dönemi. 5-6 şarkı çıkıyor. 5-6 maç çıkar ama hepsi Aykut Hoca yönetimindedir. Evet. Peki Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray'da da transfer çalışmaları devam ediyor. Tabii yeni sezonda Igor Tudor nasıl bir formasyonla oynayacak? Yani üçlü sistem mi, dörtlü savunma mı? Galatasaraylı muhabir arkadaşlar Igor Tudor'un kafasındaki sistemin üçlü savunmaya yönelik olduğunu ve bu yönde bir rapor verdiğini dile getiriyor. Biz de Ali ile program öncesinde Galatasaray'ın elindeki oyunculardan iki formasyonda da bir 11 yapmaya çalıştığımızda zorlandık. Öncelikle şu anda Galatasaray'ın elindeki oyunculardan dörtlü savunma formasyonunda, yani Galatasaray'ın sezonu bitirdiği formasyondan bir 11 paylaşıyoruz. Sabri gittiği için sağ bekte Lines var. Semih Ahmet Karol, ki oraya Serdar Aziz de gelebilir. Sakatlığı tam anlamıyla geçerse. Ne diyorsun Ali? Ahmet Semih, Serdar Aziz. Üçünden bir tanesi olur. Yanlarına mutlaka yeni bir ufoloji tipi, lider, toparlayıcı bir merkez savunma oyuncusu alınması şart oldu. Şart diyorum. İster üçlü oynatmak istesin hoca, ister dörtlü oynatsın. Hiç fark etmez. Malzeme varsa üçlü oynayabilirsin. Malzeme yoksa olmaz. Yapacak bir şey yok. Alacak ona göre, transfer yapacak dersek. O zaman çok oyuncu alması gerek. Mesela orta sahanın ortasına yani üç, işte geride işte üç stoperle oynayacaksan bir de önünde hem Selçuk hem Tolga olmaz yani. Oraya daha bir dinamik ofansif açıdan bir oyuncu gerek ekstradan. Mesela Josue'nin en iyi oynayan hali gerek oraya. Bazı maçlarda iyi oynadı ya Tudor geldikten sonra. O en iyi oynadığı zamanda ya da daha kaliteli. Josue'nin daha kalitelisini almak lazım. Oraya bir çift yönlü ortası almak lazım. Sezonu en erken açacak takım. Evet. Yani transfer çalışmalarının bu kadar uzun sürmesi. Ya aslında uzun değil. Neyi görev değişimi yani? Oldu yönetim içinde. Geçen daha erken sezon, olsaydı. Şimdi şöyle oldu. Geçen sezonki oradan bizlere, yok internet sitesi isim vermeden, ver kardeşim Ali Ece dedi de Musa Dembele adamlar sana bulmuş, gencecik, potansiyeli çok yüksek, fiyatı çok uygun, sen gidiyorsun alakasız oyuncular alıp 10 katı para veriyorsun, öbürü orada alıyor sudan ucuza 20 katı oluyor bonservisi. Hatalısın, çekil. Çekildiler nihayet. Onu hiç onu söylemediler ama yani yönetim kurulu internet onu yazmadı. Biz saçmaladık, anladık, evet. Bu sene karışmıyoruz demediler. Neyse Cenk her gün öne çıkmaya başladı. Çünkü yine ona dediler ki gel kurtar. Hani çünkü orada en azından bir kurumsal hafıza var. Hani scoutlar, oyuncular kim başarılı olmuş. Ya bir kere Galatasaray'da kim üçlü dörtlü fark etmez. Tudor da çalıştırsa, Erkut Öztürk de çalıştırsa oraya sen ufoloji tipi, lider, tamamlayıcı, stoper almadıkça işte Marco Basa'yı mesela alabilirdi. 2-3 sene evvel. Şecu'yu aldı. Şu an Maicon'un ismi geçiyor. Yani Maicon işte öyle bir stoper midir? Soruyorum sana. Ben Porto'da sert, hamleli, hızlı olduğunu hatırlıyorum. Yani ufoloji tipi. Ufolojide Atletico Madrid'de öyleydi, evet. Değil mi? Sert, hamleli. Yani daha... Messi'nin daha neredeyse kafasını kırıyordu. Hatırlıyor musun bir pozisyonda? Atletico Madrid Barcelona için. Özellikle hava toplarında çok iyi. Evet. Maicon. Yani Galatasaray'ın evet. O eksiğini doldurabilir. Zaten geçen sezon yan toplarda çok gol yedi Galatasaray. Aşırı gol yedi. Yani sadece... işte kornerlerde falan böyle havadan yapılan ortalarda değil. Yani yerden de işte akan oyunda durmayan toplarda da kim orta yaptıysa Galatasaray havadan gol atmayı başardı.
O yüzden bir kere Maicon'da o özellikleri var. Öyle değil mi? Portekiz'den ayrıldı, Brezilya'ya gitti geldi. Şimdi Brezilya'nın artık uzun zamandır ve stoperleri çok iyi yani. Her yerden çıkıyor bir tane. Mesela bence Beşiktaş'a geldiği zaman sakatlanmadan önceki haliyle Rodolfo gayet iyi bir oyuncuydu. Ligde fark tabii yaratan bir oyuncuydu. Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi falan. Uzun zamandır Beşiktaş'ta şöyle hani taraftar dedi ki lider bir adam ya. Yani hem mücadeleci hem lider hem böyle ayakları çalışan hem de kafayı da çalıştıran. Şimdi ufoloji gibi bir oyuncu gerekiyor ki, ufoloji tipi bir oyuncu gerekiyor ki. Serdar Aziz'in savaşçılığı, Ahmet'in savaşçılığı, Semih'in ufoloji dönemindeki performansı tekrar ortaya çıkabilsin. Galatasaray'a verimli hale gelebilsin. Bir kere Guardiola'nın dediği gibi. Savunma biçiminiz, hücum biçiminizi belirler diyor modern futbolda. Çok doğru söylüyor. Şimdi oradan o top nasıl çıkacak? Bu sezonki gibi çıkarsa, üçlü de oynasan, ikili de oynasan, stoperde boş ver, çıkarma daha iyi topu. Bu sezonki gibi yapacaksan o duran toplarda, yani sadece Maicon'u aldın koydun, uzun böyle hepsini alıyor, öyle değil. Ya rakip 7 kişi geliyor, Maicon 1 kişi, o değil. Ama Maicon orayı organize edecek ki, Muslera bunu çok iyi yapan biriydi. O da artık vazgeçti biliyorsun. Muslera'ya da Allah şimdiden ananı babalı büyüsün. Ya gerçekten bu kadar böyle sevimli bir adam çok az vardır yani. Gerçekten yani bir Galatasaray kalecisini Fenerbahçe taraftarlarının hepsi sever mi kardeş? Muslera oldu mu seversin ya. Yani evladın olsa değil mi? Sürekli böyle evde oturursun abi, evladım gelsin falan filan diye. Başka çocuklar var, onlara da hiç ben eve gitmeyeyim, karşı karşıya gelmeyeyim dersin. Bizim çocuklar öyleydi, yanlış anlasın, futbolculardan söylüyorum. Koca adamlar hala çocuk gibiler. Bak şimdi Muslera bu kadar golliyorsa, o zaman sen o geri dörtlünün her şeyden önce liderini değiştireceksin. Bir. İki. Mutlaka ve mutlaka orta sahaya, bak Selçuk bütün sezon her maçı 90 dakika beklemesinler artık. Bu kadar parayla oynasın abi, bir dakika. Daha önce o üst üste şampiyonluklarda çok iyi oynadığı için ona bu zam yapıldı. Öyle değil mi sevgili Erkut? Bu zam devam ediyor sözleşmeye göre. Yoksa gerçekten geçen sezonki Selçuk en iyi Selçuk değildi. O yüzden almıyor. Daha önce üst üste şampiyon yaptığı sezonlarda ki hak ettiğini düşündüler, o sözleşmeyi yaptılar. Bunu söyleyelim. Selçuk gerekirse zaten ya ben bu kadarlık oynamıyorum, hakikaten indirim yapayım diyebilecek karakter dedi, merak etmeyin ya. Böyle çok az karakter var. Yani onu da söyleyeyim. Yalnız hem Buruma ayrıldı hem Podolski ayrıldı. Daha hala oraya kimse gelmedi. Şimdi Belhan da bambaşka bir oyuncu. Belhan da maçların yarısını 10 numara oynadı. Yarısında sol. Tam 10 numara da değil. Ortasının ortası oynadı. Şeyde 10 numara yok biliyorsun. Lucien Favre'ın sisteminde. Nice'de oynadı geçen sezon. Sol önde oynattı. İyi oynadı. Ama en iyi sezonu değildi. Yine Türkiye Ligi'nde iş yapar mı? Kralını yapar. Ama Dinamo Kiev çok para istiyor bonservisinde. Bence Belhanda tipinde bir oyuncu istiyorsa hoca, eğer o 3-4-2-1'i oynatacaksa. Peki Belhanda'yı Snyder varken mi isteyecek Galatasaray, yoksa Snyder gidecek böyle bir ihtimal var ben da. Ben de buraya getireceğim konuyu. Şimdi bu düzende en iyi oynayan bu sezon kimdi? Şampiyon Ligi finaline çıkan Juventus'tu değil mi? Kim abi? Bonucci'si kim bu stoperlerin? Yok. Serdar Aziz'e, Semih'e veya böyle Ahmet'e Bonucci görevi vermek üçüne de haksızlıktır. Beni iş moderatör yapmak gibi bir şey abi. Bir türlü laf gelmez hani, anladın sen mı? Sen yaparsın. Yani yorumcu. Ya bırak Allah aşkına. Ne kadar, senin yüzde bini kaydetmem mi? Estağfurullah. Ama mesela herkes çok iyi moderatör diye, seni kastetmiyorum. Herkes çok iyi moderatör diye, çok iyi yorumcu olacak diye de bir şey yok. Görüyoruz. Yani olmuyor bazıları. Hiç olmuyor. Şimdi bu görev dağılımı böyle bir şey. En basit tabirle anlatmaya çalıştım bu. Yani işte Juventus'ta Bonucci o savunmanın kilidi. Bak Bonucci'siz maçlarda hiç üçlü oynadıkları görülmemiştir. Barzagli, Chiellini, Rugani, Chiellini, işte Barzagli falan böyle yaparlar. Ama Bonucci varken dörtlü de oynayabilirsin, üçlü de oynayabilirsin. Kralını. Orada kilit olan, değişmez olan Bonucci'dir. Galatasaray'ın Bonucci'si kim o sistemi oynamak için? İki. Higuain'in arkasında kim oynuyor? Dybala. Bir tanesi Dybala, bir tanesi Mandzukic değil mi? Yani sol açık gibi Mandzukic. Ya, ama değil. Yani hücum repertuarı geniş isim gerek. Evet. Wesley Snyder böyle midir? Böyledir. Mandzukic tipi değil de işte Dybala tipidir. Çizgiyi de kullanabilir. Ortada da şut da gol atabilir, asist yapabilir. Valla Galatasaray diyorsa ki Snyder'ın vereceği verimi verecek. Ondan daha genç, 4 yaş daha genç. Onun yarı maaşını oynayacak bir oyuncu buldum. O zaman Wesley Snyder'ı iyi bir fiyata satabilir. Ama Snyder'ı satıp orta sahanın ortasında Tolga Ciğerci yanında Diong oynarsan boş ver. Yani. Boş ver. Daha fazla hani üzerine sana kalmasın ihale. Bırak başkaları yönetsin kulübü. Çünkü
önemli bir şeydir. Eğer hakikaten işte Tudor istemiyorsa o zaman oraya başka tipte bir ama Wesley Snyder'ın tabelaya yaptığı katkı yapabilecek kalibrede yetenekli oyuncu gerek. Bunların maaşı nerede? Nedir abi? Ucuz değildir ki bu oyuncular ya. Wesley Snyder'a eğer bir şu anda bonservis bedelini ödeyip almaya talip bir takım yoksa Wesley Snyder'ı nasıl elden çıkaracaksın? Bir de üstüne para mı vereceksin? Yani belki bonservis konusunda hani sözleşmesinin bitmesini bir yıl kaldığı için bonservisiz gönderebilirsin. Yıllık ücretinden kurtulmak istiyorsan. Peki sağ içindeki yerini nasıl dolduracaksın? Gerek var mı? Yani Van Persie ile ilgili verdiğim örnek bence Snyder için de geçerli. Ben nasıl Van Persie için kupası. Dünya Kupası motivasyonundan Snyder için daha da fazla. Snyder çünkü halen geçerli. Sürekli kadroda tabii. Yer alan bir oyuncu. Ve belli bir sayıya ulaştı, rekor kırdı. Yani tamam gidemedi Galatasaray belki Avrupa Futbol Şampiyonası'na ama bence o sezon için kendini hazırlamıştı Snyder diye ya düşünüyorum. Onun dışında bir başka bir şey söyleyeyim sana. Geçen sezon Galatasaray'ın en kötü sezonundan bir tanesiydi. Bu kötü sezonda en iyi performans gösteren 4 oyuncu yap. En iyi. Aradan Wesley Snyder girer mi? Bence girer. Ya, hazır. Asist kralı ligin tabii ki girecek. Hazır. Uğur Boral yokken biraz da Wesley Snyder'ın yaptığı iyi şeylerden de bahsedebilelim. Ya ben sana sayayım. Bruma. Bir numaraya Bruma'yı kesinlikle koyarım. Kesinlikle bir numara Bruma. Snyder'i koyuyorum. Orta sahayı düşünüyorum. Yok. Zorlanıyorsun çok bak. Çok zorlanıyorum. Ben her şeye rağmen Muslera'yı koyuyorum. Bana ne kaç gol edildiğinden, kaç gol kurtardığına bak yani. Çıtayı o kadar yukarı çıkardığı için Muslera'yı bu sezon koyamıyorum. Abi takımın geri kalanları çıtayı çok düşürdü. Evet. Ne yapabilir Muslera? Muslera yani, da çok çıkardı. Bu sezon iyi değildi bence. Abi yani bazı maçlarda ben şey Muslera'yı beğendiğimi söyleyemem. Bir şey söyleyeceğim yalnız. Muslera süper olmadığı için mi Galatasaray Ligi 4. bitirdi? Değil, böyle de diyemem. Yoksa Muslera'ya rağmen mi 4. bitirdi? Muslera rağmen diğerine. Abi o savunma kurgusu, kurgusuzluğu, o savunma kalitesi, kalitesizliği kimi getirsen yer abi gol yani. Peki soruyorum Muslera'dan önceki Galatasaray kalecisi Zapata olsaydı kalede bu sezon ne olurdu biliyor musun? Galatasaray 12. falan bitirirdi. Çok ciddi söylüyorum sana. 12. de 8. 9. bitirirdi. Ya maç kurtardı. Kurtardı tabii abi, kurtarmaz olur mu? Pozisyon kurtardı. Artık yeter, daha ne yapacak adam yani, o böyle şeydeki gibi efsane Muslera kepsi. Çay getiriyor. Bu arada çay çok güzelmiş, teşekkür ederim. Çay getiriyor Muslera. Diyor ki, al bunu da ben getireyim bari. Onu da yapamadığınız için diyor yani. Daha ne yapabilir adam? Ya yani Muslera'da zaten sorun oluyorsa sen yalnız bir şey söyleyeceğim. En iyi oyunda dediğin 4 oyuncudan 2 tanesiyle kafadan böyle teknik direktör Tudor tartışma yaşadı. Biri gitti Buruma. Gitti değil mi kesin olarak? Yarın Cenk Ergün'ün bir açıklaması var. Yarın net bir açıklama yapacaklarmış. Yani şöyle bir dedikodu vardı. Leipzig alacak mı almayacak mı? Biz yani anlaşıldı diye verdik ama resmi bir açıklama gelmemişti. Hayır, yarın Leipzig'le Bruma mı anlaşamadı maaş olarak? Bu mu sorun şu detayını anda? Bilmiyorum. Ama kesin Leipzig anlaştığına göre Bruma ile Leipzig anlaşamamış. Belki menajeri anlaşamamıştı. Tamam peki, yani Bruma tarafı anlaşıldı. Hı-hı. Peki Lucas Podolski de gitti. Ben Rodriguez'in öyle kötü bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama Bruma kadar da parlak olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani şöyle, ben Rodriguez'in alınma nedenini ileteyim. PAOK'ta oynarken orta beşliğinin sağında oynuyordu. Aslında Tudor'un da oynatmak istediği bu değil mi Galatasaray'da? Yani bence eğer ki iyi bir sezon başı yerse Tudor önderliğinde Tudor'un istediği... İleri geri oynayacak. Evet, ileri %50 defans, %50 ofansif. Hiç iyi bir fikir değil. Ama öyle oynadı. Öyle aldı Galatasaray. PAOK kaçıncı bitirdi? Yani Galatasaray öyle beğenip aldı oyuncuyu. Ondan bahsediyorum. PAOK kaçıncı bitirdi ligi? Şampiyonlar Ligi playoff'u oynadı diye biliyorum PAOK. Sezon başı oynadı. Şimdi. Hayır oynadı. İkinci. Peki. İkinci ya da üçüncü olması lazım. Onu demiyorum. Şimdi yine maalesef bir Olympiakos şampiyonu oldu değil mi? Tabii. Ne kötü lig abi o. O ne? Çok düşmüş kalite. Yok peki, gerçekten. Igor Tudor eğer ki yani o bir referans değil abi, Türkiye'de başarılı olup olmaması için. Daha önceden biliyor, o çalıştırmış, oyuncuyu biliyor, o bir referans. O yüzden alıyor. Böyle transfer yapılır mı? Yapılır. Biliyor adam, oyuncunun her şeyini biliyor. Yani Tudor, Rodriguez'in her şeyini biliyor, onu düşünüyor. Ama ya bir maç çok iyi, bir maç çok kötü oynadı. Rodriguez'in performansı çok dalgalıydı. Yani bir harika oynuyor, bir çok kötü oynuyor. Ha bir dedirtiyor ki kesin bu adam 11'de oynamadı. 11'de başlıyor, aa bu ne diyorsun. Sonradan giriyor diyorsun ki buna, bu oyuncu nasıl yedek kalır? Bunlar hep böyle kafa karıştıran oyunculardır. Bana ama şöyle gelmişti Galatasaray'da. Bruma ve Rodriguez'den biri fazlaydı. Yani ikisi de birbirine ben niye hani abi, o hız açısından mis gibi sağlı sollu. Güzel işte, değil mi? Çok birbirine benziyordu yapısı. O yüzden yani bana hep biri fazla gibi geldi. Şimdi Bruma gidecekse Rodriguez kesin olarak takımda olacaktır diye düşünüyorum ben. Üçlü savunma oynatırsa Tudor, ki böyle bir isteği basına yansıdı haberlerde. Eldeki oyunculardan biri üçlü savunma düzeni kurmaya çalıştık. Ona bir göz atalım Galatasaray'ın. Ama hiç eldeki oyunculardan diyorum. Tekrar hatırlatalım. Kuramadınız ama. Yani tabii kurmakta zorlandık. Muslera
iyileşmiş olursa Serdar, Semih, Ahmet 52 4 stoperden 3'ü. Koray da sayarsak 5. Karol, Selçuk, Snyder, Tolga, Lines. Eren, Sinan. Bence bu sistemde Lines yerine Rodriguez'i koyuyorum işte ben. Öbür kanada da Yasin'i koyuyor hoca zaman zaman bu sistemde. Bir tanesi ama daha savunma olması lazım değil mi yani? Rodriguez daha hücumcu. Ben ona katılmıyorum. Orada biraz böyle orada mi? Biraz böyle şey olmalı. İşte ofansif defansif yani Alexandro Danielves gibi. Yok ya, o sağ kanadın sol kanadın sağlıklı işlemesi için balans ayarı olması gerekiyor yani. Tam biri %10 daha işte ofansif, diğeri %10 daha defansif olabilir de bu kadar fark olmaz. Şimdi Kaan Dobra daha ofansifti. İbrahim Üzülmez biraz daha defansif değil mi? Bir daha getirelim. Ya Kaan Dobra Türkiye'ye geldiği zaman santrafor hocam. Tamam. Daha sağ kanat işte. Bir türlü bulamadığı için Beşiktaş çok denedi, olmadı. Mircea Lucescu dedi ki ya ben bunu yaparım. Sağ kanat forvet gibi kullanırım. Sağ bekliği de öğretirim dedi. Zaten arkasında Zago oynayacak dedi. Sıkıntı yok. Şimdi onu getirelim bak. Madem üçlü defans başarı nasıl geliyor? Bir daha getirebiliriz 11'e. Erkut'u alalım 11'i getirelim. Evet. Abi şu geri üçlü de geri üçlü ya da geri dörtlü. Oradaki stoperlerde en çok aranan özellik birbirlerini tamamlamalarıdır. Bana Semih'te eksik olan neyin Ahmet'te olduğunu söyler misin? Hangi özelliğin? Bir daha alabilirim bir soruyu. Semih'te ne eksikler var? O eksikleri tamamlayacak özellikler Ahmet'te var mı? Ben Ahmet'in şu andaki durumunun Semih'ten daha iyi olduğu düşüncesindeyim. Ben sana onu demiyorum. Semih'teki eksikleri kim tamamlıyordu? Kim o eksikleri Galatasaray lehine ufolojiden hale getiriyordu? Ufoloji güzel. Serdar'da peki hangi özellikler var? Ahmet'teki eksikleri Serdar daha tamamlayacak. Hızlı. Tamam, güzel. Hava topu bence daha iyi. Ayağı da daha iyi. O zaman bu Ahmet'in bu hava topları kötü diyorsun. Serdar'a göre iyi değil bence. Şimdi bu tip göreceli yaparsak Bülent Popescu kalitesini ya bulamayız. De, şimdi Galatasaray'ların sesi oluyor mu? Serdar'ı da 2 yıldır izleyemiyoruz Alece. Eyvallah ben, yani şey, ben mi sakatladım? Bana neye kızıyorsun? Ne yapayım ben? Allah Allah. Unuttuk gitti performans. Aklımızda kalmadı yani. Bir şey söyleyeceğim. Serdar'ı izleyemedik diyorsun da yönetim. Bakarsın son 4 yılda oyuncu kaç kere sakatlanmış? Ne kadar sakatlanmışsa sende de o kadar sakatlanma ihtimali çok olur. Hani derler ki abi iyi diyorsun, hoş diyorsun da işte İsveç'te orta saha vardı. İşte Everton'da hiç sakatlanmayan adam, Galatasaray'da hiç adam oynayamadı bile sakatlıklardan. Ya o %1 olur, 100 oyuncudan birinde olur. Ona biz büyük talihsizlik deriz, ne yapalım, oluyor yani, onu yapacak bir şey yok. Ama Serdar Aziz'in yani bir sezonu sakatlanmadan tamamlaması zaten oradaki sağlık heyetinin, Serdar Aziz'in işte etrafının, onların büyük başarısı olur. Çünkü çocuk çok sakatlandı. Yine sakatlama riski yüksekti. Bir daha söylüyorum. Hepsi sağlam diyelim. Üçü de %100 fit. Böyle bir geri üçlü olmaz. Galatasaray kalitesinde zaten olmaz. Birbirine işte tamamlamaz. Maikon istiyor. İmkansız. Belki ikinci stoperi alacak. Bak Galatasaray'ın iyi böyle geri belki üçlüsü kim vardı? Belki Koray'dan yararlanacak Igor Tudor, bilemiyoruz. Galatasaray'ın iyi geri üçlüsü kim vardı? Falco, Stumpf, Bülent. Evet. Dikkat, Bülent Galatasaray tarihinin en iyi geri dörtlüsünde de vardı Bülent Korkmaz. Evet. Bülent Popescu. Niye? Stumpf da demin söylediğin gibi mesela Bülent yarından daha hamleli, daha sert. Ama sürekli sert olursan kırmızıyı yersin. Onun yerine kademeli anlayış denen bir şey var. Bülent birinci bıçak gibi gidiyordu tık. İkinci bıçak gibi Falco gelip topu alıyordu. Dörtlü oynarken de bunu yapabilirsin. Bülent yine gidiyordu, geliyordu işte birinci bıçak gibi üstten kılı alıyordu. Popescu da böyle kökünden koparıp oyunu başlatıyordu topa. Oyunu keser kesmez rakibin savunmasını durdurur durdurmaz hücumu başlatan bir oyuncu. Marcelo'yu niye Şenol Güneş çok istiyor, çok seviyor? Bunu yapabildiği için. Aynı Popescu ölçeğinde değil. Popescu'nun bambaşka kariyeri var. Romanya tarihinin ve kendi ülkesinin en iyisi adam. Orta saha olarak da, yani defansif orta saha olarak da, bu işte stoper libero olarak da en iyisi. Böyle bir oyuncu. Marcelo, Brezilyalı stoperlerin acayip revaçlı olduğu, çok pahalı olduğu. Dünya transfer rekoru stoperde hala be. Thiago'da değil mi? Brezilyalı stoper. Paris Saint Germain'deki. David Luiz işte oraya gitti, bir daha geldi Chelsea'ye falan. O da çok pahalı bir oyuncu. Böyle bir yüzlerce örnek var. O zaman Galatasaray'da en azından değil mi? Bir sen de bir tane bul Brezilyalı stoper. Maicon olabilir ama bir tane daha bak. Bak bir araştır. Ne eksik? Ne eksik? Ya senin lider eksiğin var Galatasaray. Ya şöyle söyleyelim mesela. Savunmada liderin eksik. Feyenoord'daki Berguiz. Kariyerine bak Feyenoord'dan öncekinde. Çok bir kariyeri yok. Hani tam böyle underrated kalmış. Feyenoord'un sen hangisini diyorsun böyle? Berguis ön tarafı. Botegin. Stoperi diyorsun. Botegin'den bahsediyorum. Çok iyi oyuncu mesela. Botegin'den bahsediyorum.
Büyük fark yarattı ne yaptı Feyenoord'da, değil mi? Tabii büyük fark yarattı. Benzer stilde mesela çıkıp gol falan filan dağıtabiliyor. Valla o geri üçlü, geri dörtlüden önce malzeme kalitesi çok önemli savunmada. Bülent, evet, verdiğim örneğin arkasındayım. Bak Bülent Galatasaray tarihinin en iyi üçlü savunmasında da var. Savunmanın en yetenekli ismi Bülent? Hayır. En kariyerli ismi o Stumpf'la Götze'le oynarken? Hayır. Bülent Popescu karşılaştırınca Popescu yine hani Bülent Korkmaz Galatasaray tarihinin en iyilerinden, milli takım tarihinin en iyilerinden bir tanesi Türkiye. Ama Popescu bayağı bir Tottenham, Barcelona, ya Barcelona'da kaptanlık falan, bunlar önemli işler. Daha halen bir Türk'ün başaramadığı işler bunlar yani. Dikkat et, birbirini tamamladığı zaman iki stoperden bir tanesi diğerini de üste çekiyor. Uche Hök. Uche daha önce Fenerbahçe'de başka stoperlere de oynadı değil mi? Ama ne zaman yaşayan efsaneye dönüştü? Hök'le beraber oynadı. Hök, Danimarka milli takımına gitti oynadı o yaz 96'da. Felfecir oldu Danimarka. Euro 96. Euro 96 değil, 2000 yılı. Felfecir oldular. De savunmada. Üstelik bir Helbek falan var ama tamamlamıyor birbirini. Uche Hök, mükemmel ikili. Sago Ronaldo, Ahmet Yıldırım. Oraya Ahmet Yıldırım'ı bir orta sahacıyı, bir sola bulmasaydı Mircea Lucescu, İbrahim Üzülmez de o kadar iyi oynayamayabilirdi. Dedin ya sol bek sağ bek. Evet. Şimdi Galatasaray'da Karol. Karol bir yere kadar. Karol dörtlü savunmada sol bek olarak evet ama mesela arkasına atılan toplarda diğer ayağıyla, sağ ayağıyla bir kere müdahaleleri çok başarısız. Bu konu üzerine çok çalıştırılması ve geliştirilmesi gereken bir oyuncu. Zayıf o noktası. Zaten sırf sol ayağını kullanıyormuş gibi. O savunma müdahalelerini de söylüyorum ben sana. Onun dışında eğer bu böyle 3-5-2 gibi oynatacaksa, 3-4-2-1 oynatacaksa kanatta mesela Juventus'a örnek verilmiş. Alexandro'nun yarısı kadar var mı? İşte o gidip ortaları yapabilmesi sürekli istikrar şeklinde yok. Ama çok normal. Dediler ki Galatasaray yönetimi o dönemde. Genç, bonservisi, düşük oyuncu bulun. O paraya daha iyisini bulamazsın abi zaten. O yüzden işte Karol'den o düzende o kadar, işte Alexandro kadar verimli olmasını bekleyemezsin. Başka bir şey yapacaksın. Ya oraya oyuncu alacaksın. Mesela Lindes'in solda oynaması. Abi solda o kadar iyi oynayan sağ ayaklı oyuncu sağda döktürür zaten. Niye olmuyor sağda? Çünkü oradaki balans ayarı bir türlü kurulamıyor. Allah aşkına Norveç takımında oynadı. Bak Norveç takımındayken oynadığı oyun nasıldı? Molde. Molde takım. Fenerbahçe maçı nasıldı bu Kadıköy'de? Attı gol falan. İyi. Evet. Birbirine işte akord edilmiş. Aynı futbol sesini veren oyuncular savunmaya giderken, hücuma giderken. Lines'in öndeki sağ açık. O pozisyonda golü atarken Lines Fenerbahçe o çok güzel golü atarken. Çok başarılıydı estetik açıdan. Galatasaray'ın alma sebebinden bir tanesi o. Ben sana söyleyeyim. Yoksa ben o adamı yıllarca izledim. Ya bakayım şunu yapıyor, bunu yapıyor. İstikrarlı falan filan ama o golü atmasaydı Türkiye'yi almazlardı. Ben sana söyleyeyim yani. Sağa da gidiyor soluyla falan. Hatırla Beşiktaş alacakken de Premier Lig'den teklifler var diye evet, oyuncunun değeri yükselmişti. Olmadı öyle ama. Öyle. Hani Premier Lig takımları almadılar. Ya neredeyse. Tabii ama şu var. İşte bu devamlılık potansiyelini görmedikleri için devam etmediler, almadılar. Ama Galatasaray'da yapabilir. Yaptı. Bir kere o Lines sağda oynayacak Sabri gittikten peki sonra. Peki buna rağmen bir sağ bek alması gerekmiyor mu Galatasaray'ın? Hem sağda hem solda oynayabilecek bir oyuncu. Yalnız bak hem sağ hem sol. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bütün sezon bir kere 3-5-2 oynayacaksın diye bir kural yok. Var mı böyle bir şey? Galatasaray yoktu, anayasasından gelen haberler bu yönde olduğu için böyle bir tamam, formasyon üzerinde duruyoruz. Oyuncularla teknik direktör arasındaki, oyuncu malzemesi teknik direktör arasındaki karşılıklı etkileşim belirler. Valla Tudor yönetiminde bazı maçlarda dörtlüde daha iyi oynadı Galatasaray. Gerçek değil mi? Özellikle son periyotta öyle. Yani. İşte illa hani bu maçlarda öyle oynatıyor. Mesela Karabük'te yaptı diye Latovlevici gibi oyuncu al, oyna sola. Öyle değil mi? Tabii. Ama onun yaşı var. Bak kaç yaşından sonra Roma'ya milli takımda 11 oynamaya başladı. Niye? Razvan Rahat iyice yaşlandığı için o bıraktı. Onun yerine o geldi. Faslara öyle geldi. Yani o tip oyuncular gerek. Bir de yani Karabük Spor'u Beşiktaş karşısında galibiyete taşıyan düzenin Galatasaray'ı kendi sahasında Beşiktaş'a karşı illa o sistemle galibiyete taşıyacak diye garantisi yok abi. Böyle bir şey olur mu? O zaman tuttur bir sistem. Al işte Juventus Barcelona'ya karşı gösterdiğini Real Madrid'e karşı gösteremedi. Başka bir şey var orada. Oradaki bir kere bak stoper uyumu. Galatasaray'da çok önemli bir şey bu ya. Hiç boşuna yani diğer yerleri herkes konuşuyor ediyor. Hepsinde halledilebilir. Performansı üst düzeye daha yükseğe taşınabilecek oyuncular var. İşte Eren Derdi yok. Geçen iyi başladı sonra gerisi geldi mi? Çok sakatlık yaşadı tabii. Hiç orta gelmedi bir de. Orta mı geldi? Geldiği zaman da attı canım. Kaç tane geldi? Röveşata attı. Çok rahat böyle kafayla en az 10 gol de atacak oyuncu.
Yok. Yapılmıyor. Ne yapsın adam yani? Hani o zaman iki bekimde orta yapamıyorsa hücuma çıkıp doğru dürüst almayacaksın hiç boşuna o parayı verip o santraforu. Hava topları mı koruyorsun santraforu? Eren diğer işleri de yapıyor ama Dinas hep diğer işleri yaptı. Röveşatalar, işte topu düzeltip vurmalar şimdi falan. Şimdi orada Gomis konuşuluyor. Belanda yine Galatasaray'da konuşulan ve stoper içinde Maicon'un isimleri geçiyor ama biz yaptığımızda Gomis'e ne diyorsun? Ya Gomis'te ben hep şunu gördüm kariyeri boyunca arkasında iyi bir taraftar gücü olan takımlarda hep başarılı oldu. Yani Marsilya, Lyon. İngiltere'de bence o yüzden olmadı yani. İzleyen böyle Swansea taraftarları seni böyle kara listeye aldı. Çok iyi taraftarı var abi. Onunla bence alakası yok. Yaşadığı takımın çalkantısı. Çok hoca değişti. İyi hocaydı Gary Monk. Bak bugün Middlesbrough'a gitmiş. Çok doğru tercih yapmışlar yani. Eski futbolcusu olan Havuç abi vardı ya. O değil mi Gary Monk? Evet doğru. O hoca iyi de abi. Onu getir falan değiştir. Laudrup falan bilmem ne. Bak dikkat et bir de. Fernando Llorente süper oynadı. Tek santrafor abi. Bir tanesine yer var. Fernando Llorente süper oynadı. Evet. Gomis'in zaten olmaması gerekiyordu hani. Şimdi bence Türkiye'ye getirsen bir kere garanti golcü olarak ben görüyorum. Hiç öyle estetik ayak içi vuruş falan kasmaz, zaman geçirmez bilirsin. Yıpratıcı. Gelir Gomis böyle yerde seker tak diye bir vurur böyle değil mi? Güçlü yani. Ben hep aklımda bozuk gibi atar kaldı yukarı. O kalp sıkıntısıyla alakalı geçen sezon hiçbir sıkıntı yaşamadı. Marsilya'da ki abi Marsilya'ya zaten en sağlıklı adamı götür. Her yeri bozulur benim aklıma. Mamadını yani. Abi adam Türkiye'ye geldi dedi ki oh ya. Abi güzel takım bilmem ne işte büyük takım Ali Ece'de cüzdanı var falan filan ama abi o baskı olur mu ya? Adam gol kralı oldu, takım kaptanı, yıllar sonra şampiyon olacaklar. Bir hafta kadar arabasını çevirip Mamadu niye dışarıda geziyorsun? Yürü git. Haftaya maçı var, adam stres olmuş atacak onu ya. Adam şampiyon yapıyor seni falan. O baskıya dayanamadığı için mi oyuncular? Ama o da güzel bir test. Mesela bu sezon Marsilya'nın çok kötü başladığı bir sezondu. Teknik direktör değiştirdi. İşte Rudi Garcia biliyorsun oyun tarzı olarak tam işte Aykut Kocaman değil mi? Hani her şeyden önce takım boyu. Aranı daraltıp birden hücumda genişletme. İşte herkesin topun arkasına geçmesi falan filan. Bu tarzlarda santraforlar daha işte net oyuncular olması gerekiyor. İşte Gomis valla bayağı iyi performans sergiledi. Marsilya taraftarına bugün yap anket. Abi yani Didier Drogba'nın gencini alamıyorsak, Niang'ın gencini alamıyorsak bu adam kalsın der bir sene daha. O kadar iyi performans gösterdi. Peki, bak orta saha falan da zayıf da ha. Onu da söyleyeyim. Ben mesela tahammül edip izleyemiyordum uzun süre. O böyle Sanson denen çocuk fena değil. Biraz kreatif. Bu arkadakiler falan baygınlık veriyordu bana. Toben de tabii. Abi Toben de şey çok iyiydi. Sağ solu mesela, çok iyiydi bak. Tabii. Eyvallah sağ açı sol açı çok iyi sezon geçirdi onlar. Zaten çok acayip yetenekli oyuncular yani. Florian Thauvin Türkiye'de 25 yıl turnuvasında Pogba, tabii. Luka Dean sonra en iyi oynayan Thauvin'di yani. O da Newcastle. Yanlış tercih. Ne yapabilirsin oğlum sen orada ya? Ama öyle değil mi ya? Hakikaten ya. Peki devam edelim. Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta da tabii öncelikle kalması muhtemel isimlerden gidiyor. Siyah beyazlar. Talisca konusunu çözmüş gibi duruyor ama şu anda olmaz. Beşiktaş. Yani çözüldü mü? Beşiktaş'ta çok soru işareti var. Talisca, Marcelo. Şimdi bak, Ahmet Nurçevi'nin açıklaması var. Alınacak. Ahmet Nurçevi'nin Beşiktaş ikinci başkanının açıklaması. Lyon istiyor. Biz 10 milyon euro istiyoruz. 10 milyon euroyu verirlerse veririz. Ve eğer ki Marcelo giderse iki stoper alacağız. Gitmezse bir stoper alacağız. Vida'yı da hoca çok istiyor diyor. Ki biliyorsun Şenol Güneş bu konuda çok fazla isim vermez. Marcelo'nun ismini vermişti. Gördük. Sadece Marcelo'nun adını verdi ve sadece evet. Marcelo iyi çıktı. Alınan stoperlerde uzun zamandır öyle değil mi? Doğru. Çiçin'in adı geçiyor. İşte Kasımpaşa'da oynamış olan Titi diye yazılan. Titi mi yoksa böyle ben Titi yoksa böyle Duşko Marcelo, Toşiç mi? Marcelo giderse Titi diyorum ben. Ben Marcelo'nun direkt bir kere böyle Toşiç'in yerine Çiçi olabilir diyorum. Ama Beşiktaş'a gidip Titi de böyle işte Şampiyon Ligi finali seviyesine de çıkaracak bir oyuncu değil. O ayrı yani. Beşiktaş bir kere bu sezon net olarak benim gördüğüm, duyduğum üst düzey bir stoper alacak. Ya parayı oraya harcayacak. Bu Vida mı olur? Mangala mı olur? Başka bir isim mi olur bilmiyorum. Ya şimdi Fikret Orman açıklamada sürekli alacak, Vida, Tornavida falan espriler yapıyor. Bazen komik oluyor, bazen o kadar komik olmuyor. Yani. Yapacak bir şey yok. Ama orada hani bir şey var. Hani bilinçaltına hani biz Vida'yı alabiliriz, hazır olun deme var. Vida ile ilgili basına da gündeme gelen iki tane sıkıntı var. İkisinin de devam ettiği kötü huylar değil. Zamanda yapmış oldu. Bayağı önce onlar. Hatta Olin Karaman'dan bir tanesi de tabii ki şu anda Galatasaray'la adı geçen Gomis. İşte Lyon Dinamo Zagreb maçı.
bayağı aradan zaman geçti. Yani özellikle o kötü alışkanlık bir takım içeceklerle ilgili. Yok abi o yani Kiev'de gördük o taraftarı. O baskı yani. Yani ben vidayı 3 kere. Zannetmiyorum yani. Yani taraf orada Kiev yönetiminin hoşuna gitmeyecek davranışlara devam edemezsin yani. Ben vidayı 3 kere izledim. 2 tanesini anlattım. Evet. 2 Dinamo Kiev maçı, bir de Hırvatistan maçı. Evet. Deplasmandaki milli takımda oradaydım. Gerçekten başka çok oyuncu. Evet. Zaten yani, o kötü alışkanlıkları bıraktı, çok önce bıraktı, çok belli. Çünkü fizik açıdan acayip üst düzey bir oyuncu. Fizik gücü olarak. Adam yiyen cinsten stoperlerden. Peki Beşiktaş'ta Aboubakar ve Dembaba konusunda henüz somut bir adım yok. Şu anda şimdi, Cenk orada var. Cenk Tosun var zaten. Daha ne Mustafa olsun? Pek demek evet. Dönüyor. Bu sezonda en çok gol atanı ligde. Cenk Tosun her zaman söylediğim gibi. Ya birinci santrafor olmak zorunda değil. Ama her zaman Beşiktaş kadrosunda kalmayı hak eden performanslar sergiliyor golcü olarak. Sonradan ya da ilk 11'de. Ya zaten çok maç var. Sezon uzun. Bunlar klişeler. Klişe bunlar. Birinci santrafor olacağın yere git. Nerede? Şenol Güneş kadar zaten forma adaleti yüksek hoca kaç tane var? Türk. Türkiye'de. 3 tane 4 tane. Abi zaten adam çok iyi dağıtıyor onu. Devamlı şans buluyor. Devamlı gol atıyor. Gol attıkça devam ediyor. Ya Cenk atıyor diyor. Mario Gomez yedek kalıyordu geçen sezon başında. Dembaba meselesine gelirsek adamlar bonservisini alırken bayağı para ödedi. Yani şimdi Çinlilere ne diyebilirsin ki yani? Bedava ver falan. Yani alnımızda enayi yazıyor. Abi der adamlar şimdi. Demezse Erkut sen olsan o kadar para vermişsin. Biraz bir şey istiyorsun. Dembaba kalmak istiyor. Dembaba burada oynamak istiyor. O bariz belli. Çok net. Çin takımıyla sözleşmesi varken de burada oynamak istiyordu. Falan filan. Buradaki ilişkisi başka. Evet. Buyur. Ama başka oyuncuların adı geçiyor. Birbiriyle çok alakasız santraforlar. Son iki dakikamız çünkü. Çok alakasız santraforlar. Mesela Bakkan'ın ismi. Mesela Burak Yılmaz. Ne alakası var demek? Burak Yılmaz olmaz gibi gelir olarak bana ya. Taraftarlar konusunda biraz sıkıntı çıkar. Fernando Llorente'nin şartları uygunsa sence Türkiye Ligi'nde? Güntekin Onay hiç beğenmez ama Llorente de Güntekin Onay'ı beğenmez. Ben Llorente'nin Gomez ve Aboubakar'dan ve Dembaba'dan iyi olduğu düşüncesinde değilim. Yani Beşiktaş'a performans katkısı açısından. Yo tabii. Yani, tabii ki İspanya yani, milli takımı Juventus oynamış, seviyede tamam, oynamış tamam, ama. Eyvallah. Geçen sezonki performansı çok iyiydi Svensi'de. Yani onu söyleyeyim. Hı-hı. Hayır hep pivot santrafor tarif ediliyor. Benim gördüğüm en iyi pivot santrafor bir tanesi. Mandžukić en iyisi. Pivot santrafor oynamasa da artık. Diğer işleri de çok iyi yapsa da. Öbürü de hala pivot santrafor oynamaya devam ediyor. Ben Türkiye Ligi'nde çok iş yapacağını düşünüyorum ama ben kesinlikle öneri falan bulunmuyorum. Bulunmam çünkü yaşı var. Bir. İki. Tam böyle diyorsun ki yıllarca bu bizi götürür. Hani mesela Athletic Club Bilbao'da tutturdu gideceğim diye. Bir sene hiç oynatmadılar. Biraz bazı özellikleri geriledi. Hatırla ki UEFA finaline çıktıkları zaman müthiş oynuyordu yani. Muniain. Llorente falan ama tarif edilen böyle santr mesela Şenol Hoca'nın tarif ettiği bir stoper tipi. Mangala ya da Sako. Hem böyle darbeli hem solak hem top kullanabilen değil mi? Ama şu anda geçen adı bir Çiçi onların alt versiyonu yani daha alt kalitesi. Ama kalitesiz değil ha. Bence Türkiye Ligi için gayet iyi stoper. Bakalım. Sen beğenmiyor musun performansını? Hayır ben beğeniyorum. Ama diyorum ki Beşiktaş'ın hedefi ne? Şampiyonun yanına değil. Marsilya giderse niye ki Beşiktaş Vida'yı aldı? Vida'nın yanına diye düşünüyorum ben. Son bir dakikamız bence Başakşehir çok çok önemli. Çok iyi bir transfer yaptı Elia. Bence böyle Şeju da gayet iyi transfer olmuş. Şeju da iyi. Elia'nın peki Elia geldi. Vişça, Cengiz ikisinden biri ya gider mi sence? Herhalde bir tanesi. Ya bilmiyorum ki. Bayağı teklif geliyor Vişka'ya da. Cengiz'e de. Elia geçen sezon var ya döktürdü müthişti yani. Bence kariyer sezonuydu. Tabii. Zaten hep o yeteneklerle sergilemesi beklenen bir oyuncu da Werder Bremen'e gidişindeki olay değil mi? Ya o nasıl iş ya? Anlatsana kısaca. Anlatmıyor çünkü zamanımız. Kısaca tamam. Anlat. Biraz gülsün insanlar. Tam da hatırlamıyorum. Belki tamam peki başka bir programda anlatalım. Tamam. İşte futbola karşı çok yetenekli. O zamanlar böyle hayata karşı aşırı yeteneksizdi. O yeteneksizliğini yendi hayata tamam, karşı. Ara... Türkiye'de izlemesi çok zevkli bir oyuncu daha geldi. Söyleyeyim evet, yani. Kesinlikle. Elia. Türkler biz bayılırız. Topu alacak, çalımlar geçecek falan değil mi? Böyle dizi ayrı, kolu ayrı hareket edecek falan birden falan öyle bir oyuncu. Ama acaba hayat... Ama bak şimdi böyle Adebayor'un da İngiltere'de falan filan o hayat konusunda sıkıntıları vardı. Burada hiçbir şey yaşanmamış bildiğim kadarıyla. Evet. Çok teşekkür ederiz Alece. Devam ederiz ama bir sonraki programlarda diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.